X, Y sıvıların kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sıvılardan değişik oranlarda karıştırıldığında karışımın öz kütlesi X'inkinden küçük olur. Bakın arkadaşlar, kütle hacim grafiği neyim zaten öz kütleyi veriyor. Şu an X'in öz kütlesi DX, Y'ninki DY olsun. X'in eğimi daha büyük olduğu için arkadaşlar, bakın X'in öz kütlesi Y'den daha büyüktür. Bu iki sıvıdan değişik oranlarda karıştırdığımızda kesinlikle karışımın öz kütlesi şu aralıkta olur. Yani arkadaşlar, X'inkinden küçük D karışım, Y'ninkinden de büyük olmak zorundadır. Buna göre bir doğru. İki sıvılar eşit kütlelerde karıştırıldığında karışımda X'in hacmi Y'ninkinden küçük olur. Bakın, eşit kütlede alalım arkadaşlar. Eşit kütlede aldığımızda X'in hacmi şu kadar, Vx kadar. Y'ninki ise Vy kadar, bakın. Görüldüğü gibi X'in hacmi Y'den daha küçüktür. Bu da doğru. Sıvılar eşit hacimde karıştırıldığında X'in kütlesi Y'ninkine eşittir. Bakın, eşit hacimde alıyorum arkadaşlar. Diyelim ki şuradan alayım. Eşit hacimde aldığımda X'in kütlesi, bakın, Mx daha büyük. Y'ninki ise ne olacaktır arkadaşlar? My daha küçük olacaktır. Bu yanlış. Doğru cevap D seçeneği. Eksi elektrikli yüklü bir elektroskobun yapraklar arasındaki açı tetadır. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa elektroskobun yapraklar arasındaki açı kesinlikle artar. Hemen elektroskobumuzu çizelim arkadaşlar. Bakın, şu an yapraklar arasındaki açı tetaymış. Bakın, şu eksi ile yüklü. Dolayısıyla ne yaparsak bu açı artar? Bakalım şimdi. Elektroskoba eksi elektrikli yüklü cismi dokundurma. Bakın, buna eksi ile yüklü cismi dokundurduğumuzda bunun yük bölü kapasite oranı veya aynı zamanda gerilim arkadaşlar, potansiyeli daha fazlaysa bundan cisme yük geçer. Teta o zaman azalabilir arkadaşlar. Yani bu kesin değil. Elektroskoba artı elektrikli yüklü cismi yaklaştırma. Bakın, artı yüklü cismi yaklaştırdığım zaman artılar eksileri çeker. Dolayısıyla yapraklardaki eksiler topuza geleceği için arkadaşlar açı azalır. Bu da olmaz. Elektroskoba eksi elektrikli yüklü cismi yaklaştırma. Bakın, ben bunu arkadaşlar eksi yüklü cisim yaklaştırırsam bu eksiler buradaki eksileri itebileceği en uzak noktaya gidecek. Yani topuzdaki arkadaşlar elektronlar yapraklara gelip yapraklardaki elektron sayısı artacağından dolayı yapraklar kesinlikle açılır. Yani teta ne yapar arkadaşlar? Artar. Doğru cevap C seçeneği. İçerisinde bir miktar sıvı ve gaz bulunan şekildeki silindirik kabın ağzı üzerinde K cismi bulunan sürtünmesi pistonuyla kapatılmıştır. K cisminin kütlesi bir miktar azaltılırsa yargılarından hangileri doğrudur? Gazın basıncı azalır. Bakın, gaz basıncına P gaz diyelim. Bu neye eşittir? Dışarıdaki basınç P sıfır. K'nın ağırlığı G olsun ve pistonun yüzey alanı S olsun. Bakın arkadaşlar, gaz basıncı burada P sıfır artı G bölü S'ye eşittir. Şimdi ben G'yi azaltıyorum. Dolayısıyla G'nin yaptığı basınç azalacağı için P gaz ne yapar arkadaşlar? Azalır. Bir doğru. Sıvının S noktasına yaptığı basınç değişmez. Bakın, şu yükseklik H kadar arkadaşlar. İlk başta S noktasındaki sıvı basıncı HDG'ye eşit. Burada bunun ağırlığını azalttığım zaman arkadaşlar sıvı yüksekliğinde bir değişiklik olmaz. D zaten sabit, G de sabit. O zaman P sıvı ne yapmaz? Değişmez. Bu da doğru. S noktasına yapılan toplam basınç değişmez. Bakın, S'deki toplam basınç arkadaşlar 1 sıvının basıncı HDG artı gaz basıncı P gaz. Bakın, sıvının yaptığı basınç değişmedi ama gaz basıncı azaldı. O zaman S'deki toplam basınç da azalır. Yani bu azalır olmalıydı. Bu yanlış arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Sürtünmeli yatay düzlemde K noktasından EK eşittir ki MG kinetik enerjisiyle atılan M kütleli kutu L noktasından MG kinetik enerjiyle geçiyor. KL yolu boyunca sürtünme katsayısı sabit olduğuna göre sürtünme kuvveti kaç MG'dir? Burada enerjiyi koruyalım. Bakın, cismin ilk başta kinetik enerjisi bir kısmı arkadaşlar ısıya dönüşecek VFS. Geri kalan kısmı da tekrar neye dönüşmüş arkadaşlar? EK son diyelim. O zaman ilk baştaki kinetik enerjimiz 2 MGH. Isıya dönüşen enerji, bakın, sürtünme kuvveti çarpı aldığı yoldu. 5H kadar yol almış. Artı son kinetik enerjimiz MGH diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu bu tarafa attığımızda MGH eşittir sürtünme kuvveti çarpı 5H. Bakın, buradan H'lar sadeleşti. FS'yi yalnız bırakırsak MG bölü 5 çıkacaktır arkadaşlar. O zaman MG bölü 5, yani 0,2 MG'dir arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Şekilde T santigrat derece sıcaklığındaki XY çubuklarının X'in sıcaklığı 3 T santigrat dereceye,
Y'ninki 2 T santigrat derece çıkartıldığında çubukların uç kısımları K hizasından L hizasına geliyor. Buna göre çubukların ciltlerinden hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır? Bakın boyundaki artışlar delta L'ler aynı arkadaşlar. İkisinde delta L aynı. Delta L şuna eşitti. İlk boy L0 çarpı boğuca genleşme kas sayısı çarpı delta T. O zaman ilk boylar aynı. Arkadaşlar delta L'ler de aynı. Bakın L0 L0. O zaman lambda çarpı delta T'ler de ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. O zaman şöyle yazalım. Lambda x çarpı sıcaklık değişimi bakın T'den 3T'ye çıkmış arkadaşlar. Yani 2T artmış. O zaman delta x çarpı 2T şuna eşit olacak. Lambda y çarpı bakın. Y'nin sıcaklığı da T'den ne yapmış arkadaşlar? 2T'ye çıkmış. T kadar artmış. O zaman bu iki çarpımın birbirine eşit olması için lambda x'e lambda dersem boğuca genleşme kas sayısına y'ninki 2 lambda olmalı arkadaşlar. Bakın o zaman bir defa kesinlikle boğuca genleşme kas sayıları birbirinden farklıdır. O zaman bir kesinlikle arkadaşlar farklı. Kütleleri bunları bilemeyiz. Kıyaslayacak herhangi bir bilgimiz yok. Öz ısıları C arkadaşlar bakın. Bunu da verilen ısıyı bilmiyoruz. Kütlelerini bilmiyoruz. Dolayısıyla bunları da ne yapamayız? Kıyaslayamayız arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Özdeş KLM lambaları işlenince önemsiz özdeş üreteçlerle kurulu şekildeki elektrik devresinde KLM lambaların parlaklıkları sırasıyla IK, IL, IM'dir. Buna göre IK, IL, IM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Lambaların parlaklığı arkadaşlar bakın güçleriyle doğru orantılı güç de V çarpı I'di. Veya I yerine V bölü R yazarsak V kare bölü R veya V yerine I R yazarsak I kare çarpı R. Bunlardan arkadaşlar bir tanesiyle ne yapabiliriz? Kıyaslayabiliriz. O zaman lambalar özdeş olduğuna göre R'leri aynı. R'leri aynı. Ya geçen akıma bakacağım ya gerilime bakacağım. Gerilim büyükse parlaklık da büyüktür. Gerilimlerden gidelim bakın. Şunların gerilimine V diyelim. O zaman K direkt bu retinin şunlarına bağlandığı için arkadaşlar gerilimi V kadar olacak. Burada iki tane üreticimiz düz seri bağlanmış bakın. Bunların lambaya sağladığı gerilim arkadaşlar 2V kadardır. Burada iki tane arkadaşlar üreticimiz paralel bağlanmış. O zaman buranın eşdeğer gerilimi 1V'dir. Lambaya da ne yapar? V kadar gerilim düşer. Bakın L'ye düşen gerilim en fazla olduğu için bunun parlaklığı en fazla. K ve M'nin gerilimleri eşit olduğu için parlaklıkları da eşittir. Doğru cevap B seçeneği. Bir demir ile bir mıknatıs şekildeki bir S1 S2 ipler yardımıyla tavana bağlanmıştır. Bu durumda S1 S2 iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla T1 ve T2 oluyor. Mıknatısın N S kutuplarının yerleri değiştirilerek tekrar S2 ipine bağlanırsa T1 ve T2 için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın burada S1 ip gerilmesi zaten mıknatısla demirin ağırlığının toplamına eşittir. Mesela bunun ağırlığına G1 desek, bunun ağırlığına G2 desek arkadaşlar. S1 zaten G1 artı G2'dir. Bunu ters çevirdiğimizde G1 ve G2 değişmeyeceğine göre T1 ne yapmaz? Değişmez. Şimdi T2 yani S2 yazalım arkadaşlar. Bakın mıknatıs demiri ne yapar arkadaşlar? Çeker. O zaman burada yukarıya doğru bir tane ne vardır arkadaşlar? Manyetik kuvvet vardır. S2 ile F'in toplamı G2 eşit bakın. O zaman T2'yi yalnız bırakırsanız G2 eksi F kalır. Peki mıknatıs ters çevirdiğimiz zaman bu F değişiyor mu? Bakın değişmiyor. Çünkü mıknatısın N kutbu da demir çeker, S kutbu da demir çeker. O zaman G2 değişmedi, F değişmedi, T2 de ne yapmaz? Değişmez. Doğru cevap C seçeneği. Aynı yükseltme basamına sahip olan X ve Y metallerinin aşağıdaki özdeşlerinden hangisi aynı olamaz? X ve Y metalleriyle ilgili bunlar aynı değerliğe sahip. Örneğin düşün, X artı 1, Y de artı 1 değerlikte olsun. Burada artı bir değerlik olabilme ihtimali şu şekilde olabilir. Bunlar ikisi de 1A grubunda bulunuyor olabilir. Ya da biri 1A grubunda bulunurken diğeri de B grubunda bulunuyor olabilir. Çünkü B grubu metalleri de artı 1, artı 2, artı 3 gibi pozitif değerlikler alırlar. Buna göre grup numaraları aynı olabilir mi? Evet, ikisi de 1A grubunda bulunabilir. Doğru bir ifade. Periyot numaraları aynı olabilir mi? Biri 1A, biri B grubu elementi ise aynı periyotta bulunuyor olabilir. Doğrudur. Değerli elektron sayıları aynı olabilir. Çünkü aynı grupta iseler nedir? 1A grubunda mesela. O zaman değerli elektron sayıları eşittir deriz. Oksijen ile oluşturdukları bileşikteki atom sayısı aynı olabilir. Çünkü X elementi artı bir değerlik alıyor. Oksijen eksi iki değerlik alıyor. Çaprazlandığında X2O bileşiği elde edilir. Y için düşündüğümüzde Y artı bir değerlik alıyor.
Oksijen ise eksi 2 alıyor. Çaprazlığımızda Y2O şeklinde bileşik oluşur. Gördüğünüz gibi aynı sayıda, yani 3 atomlu bileşik formülüne sahip bileşikler oluşturdu. E seçeneği olabilir. Fakat çekirdek yükleri aynı olamaz. Çünkü çekirdek yükü proton sayısına eşit bir değerdir. Bunlar farklı metaller olduğu için proton sayıları farklıdır. Doğru cevabımız D'dir. X, Y, Z sırasıyla aynı saf maddenin katı, sıvı ve gaz halini göstermektedir. Buna göre X, Y, Z için hangileri doğrudur? Molar hacmi en büyük olan Z'dir. Burada X katı hali, Y sıvı hali, Z ise gaz hali gösterdiği için molar hacmi en büyük olan Z'dir ifadesi doğrudur. Çünkü Z'nin tanecikler arası uzaklık en fazla, yani maddenin fiziksel halini düşündüğümüzde gaz halindeki fiziksel halindeki hacim en büyüktür. Yani molar hacmi en büyüktür deriz Z için. X ve Y akışkan özellik gösterir. Akışkan özellik gösteren maddeler sıvı ve gazlardır. X maddemiz katı olduğu için bu ifade yanlıştır. X'in Z'ye dönüşümü sırasında düzensizlik azalır. X maddesi en düzenli haldir. Çünkü maddenin katı hali, yani X olduğu hali en düzenli haldir. O yüzden X halinden Z halini, yani maddenin en düzensiz hali olan gaza dönüşüm sırasında düzensizlik artar denmesi lazımdı. Azalır denmiş yanlış bir ifadedir. Bundan dolayı cevabımız A seçeneğinde verilen yalnız birdir. X ve Y element arasında gerçekleşen kimyasal bir tepkime ait grafik verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur deniyor. Grafiği incelediğimizde başlangıçta hem X hem Y maddemizden 64 gram olduğu ve bu 64 gram maddenin tamamen X'in tükendi, Y'den ise 52 gram bir artma meydana geldi görülüyor. Bundan dolayı şu şekilde deriz. X'ten bulunan tepkimeye giren miktar 64 gram, Y'den ise tepkime giren miktar şu aradaki fark, yani 12 gramdır. 64 gram X ve 12 gram Y'nin tepkime sonucunda oluşan madde kütlem 76 gramdır. 128 gram ürün oluşmuştur deniyor. Yanlış bir ifade. Doğru ifade 76 gram ürün oluşturmuştur olması gerekiyordu. Bu bileşikteki X ve Y'nin kütlece oranı vermiş. Bileşikteki X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı, X'in 64 gram bileşiğinde bulunuyor. Y'den ise bileşikte 12 gram bulunuyor. Buradan gerekli sadeleşme yaparsak her ikisini de 4'e böldüğümüzde 16'ya 3 oranı, yani X'in Y'ye kütlece oranı 16 bölü 3 olarak bulunur. İkinci ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademizde 12 gram Y artmıştır deniyor. Artan Y miktarı 52 gram. Tepkime giren 12 gramdır. Yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilen yalnız 2'dir. Aynı iki ametal atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağlara apolar kovalent bağ, farklı iki ametal arasında oluşuyorsa biz buna polar kovalent bağ adını veriyoruz. Buna göre hangileri, bağ türlerinin hangileri yanlış verilmiştir? Burada Na ile Fe arasında, yani sodyumla flor atomları arasındaki bağ polar kovalent bağ denmiş. Burada dikkat ederseniz sodyumun açılımını yaptığımızda 2-8-1 şeklinde tamamlandı ve florun ise 2-7 şeklinde tamamlandığı görülüyor. Burada sodyum 1A grubudur. 1A grubunda bulunan bir metaldir. Flor ise 7A grubunda bulunan bir halojen, yani bir ametaldir. Metallerle ametaller arasında oluşan bağ iyonik bağdır. Fakat burada kovalent bağ olarak verilmiş, yanlış bir ifadedir. Flor arasında, flor bir ametaldir. Başka yine kendisiyle oluşturduğu arada oluşan bağ apolar kovalent bağdır. Çünkü aynı cins atomlar arasında oluşan bağ apolar kovalent bağ olarak adlandırılır. İkincisi doğrudur. Üçüncü olarak baktığımızda ise hidrojen, bildiğimiz gibi bir elektronu var ve 1A grubunda yer alan bir ametaldir. İstisnai olarak 1A grubunda bulunmasına rağmen ametal özelliği gösterir. Burada farklı ametal atomları arasındaki oluşan bağ biz polar kovalent bağ deriz. Doğru biri verilmiştir. Üçüncü öncülümüzde doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltinin özelliği diğerlerinden farklıdır? Burada A seçeneğinde verilen formik asit, C seçeneğinde karbonik asit, D seçeneğinde sülfürik asit ve E seçeneğinde fosforik asit maddelere suda çözüldüğünde iyonlaşırlar ve iyonik bir çözelti oluştururlar. Yani bu çözeltiler elektrik akımını iletir. Fakat B seçeneğinde bulunan etil alkol ise suda molekül olarak çözüldüğü için bu çözelti elektriği iletmez, diğerlerinden daha farklı bir özellik gösterir. Doğru cevabımız B'dir. Aynı sıcaklıkta eşit miktardaki suya farklı oranlarda X tuzu atılarak aşağıdaki karışımlar elde ediliyor. Buna göre karışımlarda çözünmüş olarak bulunan X miktarının kıyaslaması hangisine doğru olarak verilmiştir şeklinde bir sorumuz var.
Burada birinci maddemiz doymuş. İkinci kaptaki maddemiz, çözeltimiz aynı şekilde doymuş ama dipte katısı var. Üçüncüde ise doymamıştır. Burada dipte katısı olan bir, ikinci kap ve birinci kaptaki çözeltiler ikisi doymuş çözelti. Eşit hacimdeki suda eşit miktarda çözülmüştür. O yüzden birinci ve ikinci kaptaki çözeltide bulunan katı miktarı, yani çözünmüş olan katı miktarları aynıdır. Dipteki şuradaki katı miktarını biz çözeltiye dahil etmeyiz. Çünkü bu çözelti haricinde dipte bulunuyordur. O yüzden birinci ve ikinci de çözünen madde miktarları eşittir. Üçüncü ise doymamış çözelti olduğu için doymuş çözeltilere göre daha az miktar bulunur. 1 eşittir 2 büyüktür 3 ifadesini arayacağız. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki hangisi bir kömür türü olan lignit için söylenemez? Ülkemizde en çok bulunan kömür türüdür. Doğru bir ifadedir. Açık ara öndedir diğer kömür türlerine göre. Lignitten sonra da taş kömürü gelmektedir. O yüzden A seçeneğimiz doğrudur. Isıl değeri taş kömüründen azdır. Bu ifade de doğrudur. Taş kömürlerinin ısı değerleri lignitlere göre daha fazla olan kömürlerdir. Genellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılır. Bu da doğru bir ifade. Termik santrallerde lignitler yakıt olarak kullanılarak elektrik enerjisi gibi enerji türü eldesinde kullanılmaktadır. E seçeneğinde karbon oranı antrasitten düşüktür. Bu da doğru bir ifade. Antrasit daha kaliteli bir kömür türüdür. Bundan dolayı kalite arttıkça kömürdeki karbon oranı gittikçe artar. O yüzden antrasitten daha düşük bir karbon oranına sahiptir. D seçeneğinde kömürleşmenin ilk basamağıdır diyor. Bu ifade yanlıştır. Kömürleşmenin ilk basamağı turba evresidir. Turba evresi olduğu için bu ifade yanlış olarak verilmiştir. Cevabımız D'dir. Virüsler hücresel yapıda olmayan mecburi hücre içi parazitlerdir. Yapılarında nükleik asit protein kılıftan meydana gelmekte. Tüm virüslerde tek çeşit nükleik asit bulunmaktadır. Buna göre bakalım, nükleik asitlerimize bakacak olsak DNA ve RNA olduklarını göreceğiz. Dolayısıyla demek ki bazı virüslerde DNA bulunmakta, bazılarında ise RNA molekülü bulunmakta, yönetici molekül olarak. Hemen DNA'yı gösterdim. DNA mavi olsun, çift sarmallı bir yapı. Yönetici molekül. RNA da yeşil olsun. Bu da RNA'yı ifade etsin burada. Diyor ki buna göre herhangi bir virüs hidroliz edildiğinde hangi moleküller kesin olarak meydana gelecektir demiş. DNA molekülünü hızlı bir şekilde hatırlayacak olursak çift sarmallı bir yapı özelliği göstermekteydi. Fosfat grubunu göreceğiz. Deoksiriboz şekerini göreceğiz. Ve bazlar. Evet, zayıf hidrojen bağlarıyla bileşecek. Tekrar deoksiriboz şekeri ve fosfat grubu ki DNA çift zincirli bir yapıdır. RNA'ya bakalım. RNA'ya bakacak olsak fosfatı görmüş olacağız. Fosfat grubu. 5 karbonlu riboz şekeri ve bir de burada bazı göreceğiz. Tek zincirli bir yapı özelliği göstermekte. Şimdi biz her iki virüse de bakacak olursak ortak olarak bir de burada neden meydana gelmekteler? Protein kılıftan meydana gelmekteler ki soru kökünde bize söylemiş. Protein kılıftan meydana gelirler. Dolayısıyla hem DNA virüsleri hem de RNA virüsleri protein kılıfı bulunduracaklar. Protein kılıf. Buna göre bakalım amino asit oluşur mu hidrolize edecek olursak DNA ya da RNA virüsünü. Tabii meydana gelecek. Neden? Çünkü her iki tarafta da protein kılıf ortak olarak bulunduğundan dolayı ve biz proteini hidrolize edecek olursak yazalım protein. Evet. Su ve enzimler yardımıyla hidrolize edilsin. N tane burada amino asit meydana gelecek. Dolayısıyla her iki tarafta protein kılıfı olduğu için amino asit meydana gelir. Birinci öncülümüz ortak. İkiye bakalım, riboz şekeri demiş. Tabii riboz şekeri RNA'nın özel şekeriydi ki RNA virüsü parçalanacak olursa riboz meydana gelebilir. Ama eğer DNA'dan meydana gelen bir virüsse de burada deoksiriboz molekülü meydana gelecektir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz ortak değil. Üçe bakalım, timin bazı. Timin bazını biz DNA'da göreceğiz. Dolayısıyla DNA'nın özel şekeridir. Fakat RNA'ya bakacak olursak ki urasil bazı RNA'nın özel şekeridir. Dolayısıyla yine timin bazı ortak değildir. Gitti. Dörde bakalım, inorganik fosfat. Şimdi DNA'ya baktığımızda burada H3PO4 grubu görüyoruz. Aynı şekilde RNA'da da P'yi gördük. Yani H3PO4'ten meydana gelmekte. Dolayısıyla biz DNA'yı ya da RNA'yı parçalayacak olursak inorganik fosfatı ortamda göreceğiz. P'yi inorganik fosfat anlamına gelmekte. Dolayısıyla hem DNA'da hem de RNA'da olduğu için ortak olarak meydana gelecek moleküllerden bir tanesidir. Dördüncü öncülümüz de ortak. Cevabımız 1 ve 4 D seçeneğidir. Omurganlarda dişi ve erkek bireyler oluşturdukları gametlerin döllenme sonucunda eşeğli üremeyi gerçekleştirirler. Buna göre eşeğli üreme sırasında gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisi tüm omurgalı canlılarda vücut içerisinde gerçekleşmektedir demiş. Biz omurgalı canlıları hızlı bir şekilde hatırlayalım. Evet, basitten karmaşığa doğru balıklar. Daha sonra çift yaşamlar, yani kurbağaları göreceğiz. Kurbağalardan sonra sürüngenleri görmüş olacağız. Sürüngenlerden sonra
kuşlar ve kuşlardan sonra da en gelişmiş memeli canlıları omurgalılar şubesinde görmekteyiz. Buna göre hızlı bir şekilde bakalım Mars seçeneği döllenme olayı demiş. Tabi balıklara biz bakacak olursak balıklarda bir kere nerede gerçekleşmekte döllenme? Dış ortamda gerçekleşmekte. Yumurta ve sperm suya bırakılmakta ve dış ortamda vücut dışında döllenme olayı gerçekleşmekte. Dolayısıyla A seçeneği gitti. B'ye bakalım embriyonun gelişimi. Embriyonun gelişimine yine baktığımızda döllenme dış ortamda olduğundan dolayı embriyo da yine dış ortamda gelişecektir. Aynı şekilde kurbağalarda da dış ortamda hem döllenme gelişecek, gerçekleşecek hem de embriyonun gelişimi gerçekleşecek. Sürüngenlere baktığımızda döllenme olayı iç ortamda ama embriyonun gelişimi ise dış ortamda gerçekleşmekte. Kuşlara baktığımızda iç ortamda döllenme gerçekleşiyor. Dış ortamda yumurta ve yumurta içerisinde bulunan embriyo gelişiyor. Memelilerde ise iç döllenme, iç gelişme gerçekleşmekte. Dolayısıyla görüldüğü üzere ikinci B seçeneği de bu şekilde ortak değildir. D'ye bakalım, zigotun ilk mitoz bölünmeleri gerçekleştirmesi ki balıklarda yine dış ortamda gerçekleşecek. Kurbağalarda yine dış ortamda gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla vücut içerisinde gerçekleşmediğini gördük. E'ye bakalım, embriyonun beslenmesi. Balıklarda yine dış ortamda embriyo beslenecek. Kurbağalarda dış ortamda. Sürüngenlerde dış ortamda. Kuşlarda dış ortamda. Memelilerde ise iç ortamda gerçekleşecek. Yine ortak olarak iç ortamda gerçekleşmedi. C'ye bakalım, yumurta ve spermin meydana gelmesi ki balıklara biz bakacak olursak dişi balıklar yumurtayı iç ortamda meydana getirecekler. Erkek balıklar yine vücut içerisinde. Kuşlarda, kurbağalarda, sürüngenlerde ve memelilerde hepsinde iç ortamda yumurta ve sperm meydana gelecektir. Dolayısıyla vücut içinde gerçekleşen olay yumurta ve spermin oluşmasıdır. Yani gamet üretimidir. Cevabımız C'dir. 4 artı XY kromozomlu omurgalı bir canlıya ait kromozomlar aşağıda gösterilmiştir. Bu canlı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi kromozom sayısına bakalım. 4, X daha 5 ve Y de burada olduğu için 6 tane kromozomdan meydana gelmekte. Dolayısıyla burada 2 ve 2'nin katı olduğundan dolayı 2N eşittir 6 tane kromozomu gördük. Dolayısıyla diploid olduğunu anlamış olduk. Birinci öncülümüz doğru. Diploid yapılı bir canlıdır. Evet, kromozomları 2 ve 2'nin katları şeklinde, dolayısıyla diploiddir. 2'ye bakalım, ikinci öncülümüz 1 ve 3 numaralı kromozomlar ile Y kromozomu erkek bireyden gelmiş olabilir demiş. 1'e baktık, 3'e baktık ve Y kromozomuna bakalım ki erkek bireyden mi gelmiştir bakalım şimdi. Erkek bireylere bakacak olursak bu türün 4 artı XY'den meydana gelmekte sperm ana hücreleri. Dişi bireylerde ise 4 artı XX'i görmekteyiz. Erkek, bu da dişi birey. Şimdi erkek bireye biz bakacak olursak gamet meydana getirecek. Yani sperm hücreleri meydana getirecek. Dolayısıyla gametlere biz bakacak olursak N kromozomlu oldukları için 2 tane otozom bulunduracak. 1 tane de gonozom. 2 artı X'den meydana gelmiş bir sperm olabilir. Bir diğer sperm de 2 artı Y olabilir burada. Şimdi dişi bireylere biz bakacak olursak her halükarda burada 2 artı X yumurta ve 2 artı X yumurta meydana getirecektir. Dolayısıyla buradan X ve Y döllenecek olursa, yumurta ve sperm burada döllenecek olursa 4 artı XY yavru meydana gelecek. Dolayısıyla Y nereden gelmiş oldu? Babadan gelmiş oldu. Bundan dolayı 1, 3 ve Y nereden gelecektir? Erkek ebeveyninden gelecektir. İkinci öncülümüz de doğrudur. 3'e bakalım, oluşturacağı gametlerinde 3 tane otozom bulunur demiş. Yanlış bir ifade. Gametlerine biz bakalım ki gamet hücreleri sperm ve yumurta anlamına gelmekte. Yumurtaya biz bakacak olursak ya da sperme bakacak olursak 2 burada otozom sayısıdır ve X ya da Y de burada bir tane gonozomu ifade etmekte. Dolayısıyla 3 tane otozom yoktur, 2 tane vardır. 4'e bakalım, 2 ve 4 numaralı kromozomlar arasında crossover olayı gözlenebilir demiş. Tabi homolog kromozomlar arasında crossing over gerçekleşecek. 2 ve 4 arasında kesinlikle gerçekleşmez. Neden? Çünkü 2'ye baktığımızda burada küçük ağları göreceğiz ki bir karakter üzerine etkili. 4'te ise N'leri göreceğiz ki bunlar farklı karakterler üzerine etkili olan yapılardır. Dolayısıyla 1 ile 2 arasında crossover gerçekleşebilir iken 3 ile 4 arasında crossover gerçekleşebilir. 2 ve 4 arasında crossing over gerçekleşmez. 4. öncülümüz de bu şekilde yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 A seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bir organelin faaliyetlerine bağlı olarak madde miktarının zamana bağlı değişim tablosu gösterilmiş. Bu tablodaki değişimlere neden olan organel ile ilgili olarak ifadelerinden hangisi yanlıştır denmiş. Şimdi bakalım hangi organel olduğunu tespit etmeye çalışalım. İlk etapta %90 amino asit varmış hücre içerisinde. %10'luk bir protein varmış. Gittikçe amino asit sayısı azalmış burada. Serbest haldeki amino asitler azalmış. Neden? Çünkü protein sentezi gerçekleşmiş. Artık hücrede %60 protein varmış. Yine amino asit sayısı azalmış ve %90 protein meydana gelmiş. Dolayısıyla
Hücre içerisinde bulunan serbest amino asitler aralarında peptit bağları kurarak protein sentezini gerçekleştirmişlerdir. Ki ribozomun görevidir bu da. N-1 molekülü de burada su açığa çıkacaktır. Nerede gerçekleşecek bu reaksiyon? Yazalım, ribozom organelinde gerçekleşecek. Evet, soru bize ribozomu sormakta. Buna göre bakalım, A seçeneği tüm canlılarda bulunur demiş. Tabi ribozoma baktığımızda nasıl bir organeldir? Zarsız bir organel. Zarsız bir organel olduğundan dolayı tüm canlılarda ortak olarak bulunacaktır. A seçeneği doğrudur. B'ye bakalım, zarsız yapıdadır. Bahsetmiştik. B seçeneği de doğru. C seçeneği dehidrasyon tepkimesi gerçekleşir. Dehidrasyon tepkimesi küçük moleküllerden büyük bir molekül meydana getirilecek ve sonuç itibariyle su açığa çıkacak. N-1 molekül su açığa çıktı. Dolayısıyla biz bu şekildeki reaksiyonlara dehidrasyon adını vermiş olacağız. Dehidrasyon. C seçeneği de doğru. D'ye bakalım, aktivitesi esnasında ATP harcanır demiş. Amino asitlere bir bakacak olursak, amino asitler arasında bağların kurulabilmesi için N tane amino asit kullanıldı ve buradan protein sentezi gerçekleştirildi. İşte buradaki bu bağların kurulabilmesi için, bu bağların ismini yazalım. Bunlar peptit bağlarıdır. Peptit bağlarının kurulabilmesi için ATP'nin hidroliz edilmesi gerekmekte. Neye dönüşecek? ADP artı inorganik fosfat artı enerjiye dönüşmüş olacak. İşte burada serbest kalan enerji ile birlikte peptit bağları kurulmakta. Dolayısıyla ATP harcanacaktır. ATP azalacak. ADP, inorganik fosfat ve enerji miktarı hücre içerisinde artmış olacak. D seçeneği de bu şekilde doğrudur. E'ye bakalım, ihtiyacı olan amino asitleri kendisi sentezler. Tabi ribozomların görevi amino asitlerden protein sentezini gerçekleştirmektir. Amino asitleri sentezleme görevi ribozomun değildir. Bundan dolayı ihtiyacı olan amino asitleri kendisi sentezler ifadesi yanlıştır. Cevabımız E'dir. Bir memeli popülasyonunun birey sayısının zamana bağlı değişimiyle ilgili olarak grafik verilmiştir. Buna göre T1 anındaki sayısal değişme durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi neden olmuş olabilir? T1 anı bu nokta. T1 andan sonra popülasyondaki birey sayısının azalmayı görmüş oluyoruz. Buna göre bakalım neden birey sayısı azalmıştır? Bire baktığımızda çevre direncindeki artış. Tabii çevre direncine biz bakacak olursak, canlıların birey sayısını azaltan her türlü etkiye biz çevre direnci adını vermiş oluyoruz ki besin kıtlığı da olabilir, savaş da olabilir ya da çeşitli salgın hastalıklar da olabilir. Sonuç itibariyle bunların hepsi birey sayısını azaltacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. İkiye bakalım, doğumun baskılanması. Tabii yine bir çevresel direnç olarak doğumun baskılanması da olabilir. Yani canlının yaşadığı ortam daralmıştır. Dolayısıyla canlı strese girmiştir. Doğum baskılanmıştır. Bundan dolayı yine birey sayısını yapacaktır, azalacaktır. İkinci öncülümüz de doğru. Üçe bakalım, avcı sayısındaki azalma. Eğer avcı sayısında azalma meydana gelseydi birey sayısında biz artışı bekleyecektik T1 ağından sonra. Fakat demek ki avcı sayısında azalma meydana gelmemiştir. Üçüncü öncülümüz yanlış. Dörde bakalım, popülasyon içerisinde göçlerin olması. Yine göçler olsaydı T1 ağından sonra yine popülasyondaki birey sayısının biz artmasını bekleyecektik. Dolayısıyla birey sayısı azaldığından dolayı iç göçte meydana gelmemiştir. Dördüncü öncülümüz de bu şekilde yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2, B seçeneğidir. Bir öğrenci besinleri meydana getiren monomerlerden asit özellikte olanları belirlemek için aşağıdaki deney düzenini kurmuştur. Deney düzenekleri içerisinde yağ, nişasta ve protein çözünürlükleri eklemiş. Ardından deney tüpleri T1 anında fenol kırmızı, T2 anında ise besinleri hidrolize eden enzimler eklenmiştir. Buna göre belli bir süre geçtikten sonra 1. ve 3. tüplerde renk değişimi gözlemlenmiş. Deney süresince T2 anına kadar renk değişimin olmadığı, fakat T2 anından sonra ise yukarıdaki sonuçların ortaya çıktığı biliniyorsa bu öğrencinin aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması doğru olmaz denmiş. Şimdi bakalım, 1. tüp içerisinde yağ bırakmıştı. Yağ koyduktan sonra burada T2 anından sonra hidrolize uğratan enzimler bırakılmış. Dolayısıyla enzimler sulu ortamlarda enzim yağı parçalayacak ve monomer maddeler meydana gelecek ki 3 tane yağ asidi ve 1 tane de gliserol molekülü meydana gelecektir. Dolayısıyla 3 tane yağ asidi meydana geldiğinden dolayı yazalım, yağ asidi. Dolayısıyla ortamdaki pH ne yapacaktır? Azalacaktır. Asitlik de ne yapacaktır? Asitlik diyelim. Asitlik de artacaktır. Tabii ikinci tüpte hiçbir şekilde renk değişimi meydana gelmemiş. Neden meydana gelmemiş? Çünkü nişasta hidrolize uğratılacak olursa yine ortamda su olması gerekiyor. Enzim. Burada N tane glikoz meydana gelecektir ki pH'ı arttırma ya da azaltma noktasında herhangi bir etkisi olmayacaktır. Asitik maddeler zaten meydana gelmedi. Şimdi üçüncü tüpe protein bırakılmıştı. Tekrar bakalım. Proteine bakacak olursak sulu ortamlarda hidrolize edilebilir. Enzim bırakıldı ve burada N tane amino asit meydana gelmiş oldu. Yazalım. Amino asit adı üzerine asidik bir maddedir. Dolayısıyla yine burada pH azalacak. Asitlik ise artmış olacak. Bundan dolayı
hem 1'de hem de 3'te renk değişimi meydana geldi. Buna göre bakalım, A seçeneği 1 ve 3. tüpler T2 anından sonra pH değeri 7'den küçüktür. Evet, asitlik ne yapmıştı? Azalmıştı. Dolayısıyla bir pH metreyi düşünecek olursak 0 ile 7 arasında bir asit diyeceğiz. Dolayısıyla 1 ve 3'te asitik maddeler meydana geldiği için, yağ asidi ve amino asitler meydana geldiklerinden dolayı pH 7'nin altına düşer. Birinci öncülümüz A seçeneği doğrudur. B'ye bakalım. İkinci tüpte oluşan monomerler asit özelliği göstermezler ki zaten renk değişiminde meydana gelmedi. Dolayısıyla glikoz meydana geldi. Renk değişimi gözlenmeyecektir. B seçeneği doğrudur. Asitik özellik göstermez. D'ye bakacak olursak her 3 tüpte de su miktarında azalma gözlenir demiş. Neden? Çünkü enzimlerin çalışabilmesi için su kullanılacak. Dolayısıyla her 3 reaksiyonda da su kullanıldığından dolayı tüplerdeki su miktarı azaldı. E'ye baktığımızda hücrede protein sentezinin gerçekleşmesi toplazmanın pH değerinde artışa neden olur demiş. Tam tersi reaksiyon düşün diyor. Doğrudur. Burada N tane amino asit bileşir ve burada protein sentezi gerçekleşir. Tabi amino asitler oluşurken pH düşmüştü. Dolayısıyla protein oluştuğu zaman da pH ne yapacaktır? Yükselecektir. Tam tersi bir durum söz konusu. Dolayısıyla pH değerinde artış meydana gelir ifadesi de E seçeneğinde doğrudur. C'ye bakalım. 1 ve 3. tüplerde aynı monomerler meydana gelir demiş. Yanlış bir ifade. 1. tüpte yağ asidi meydana geldi. 3.sünde ise amino asitler meydana geldi ki bu monomer maddeler birbirinden farklıdır. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız C'dir.